Akba Ben Girey Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzonspor takımımızın günlerini değerlendireceğimiz yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Akşam sohbeti olsun istiyorum. Ahmet Başkan'ın bugün kritik açıklamaları vardı ve bu açıklamalarında birkaç tane cümlesi önemliydi bence. Detaylar var. Bu detayları değerlendireceğiz. Gene Cervinho ve Emre Mor gündemde. Tabi bu detayı değerlendireceğiz. Samsun'un kadisi Nurullah'la alakalı başkanından bir açıklama geldi. Biraz bunu yorumlayacağım ve videomuzu tamamlayacağız. Çok ekstra bilgiler yok ama ben yine akşam sohbetimizi yapmak istiyorum. Elimden geldiğince gün içerisindeki gelişmeleri sizlere aktarmak istiyorum. Gene Marlon alternatifi konuşacağız. Trezege'deki son durum bir sessizlik var. Elimden geldiğince yorumlayacağım arkadaşlar. Tabi beğenmenizi istiyorum videomuzu İnşallah beğenirsiniz. Ve yorum yapmanızı da bekliyorum bu videonun altına. Öncelikle bugün başkanımızın bir kere rezerv ligle alakalı bir açıklaması oldu. Büyük ihtimal kabul edildi dendi. Geçti Türkiye Futbol Federasyonu'ndan dendi. Şimdi hani futbolun içerisinde bazı teknik adamlarla bu rezerv ligi konuştum. Yani evet çok faydalı bir şey. Oynatamadığın oyuncuları oynatacaksın. Oyuncuları orada oynatarak hazır hale getirebileceksin. Önemli bir lig. Genç oyuncuları orada değerlendirebileceksin. Kadro derinliği anlamında çok önemli. Ama arkadaşlar nedense futbol piyasasındaki isimler özellikle altyapı hocalarının bu rezervlikten memnun olmadığını gördüm. Herkes çok hatta saçma sapan bir iş, alakasız bir iş, bu iş nereden çıktı diyen birçok teknik adamın olduğunu sizlere söyleyebilirim. Özellikle altyapı koordinatörlere sorduğumuz zaman biraz alakasız bulduklarını söylüyorlar. Tabi bunlar da onların değerlendirmesi ama rezerv ligin Trabzonspor takımımızın geniş bir kadrosu olduğunu işte Bursa'dan aldık, Altınordu'dan aldık, yurt dışından gurbetçi gençler getirdik. Altyapıdan önemli oyuncular var. Bu oyuncuları kullanabileceğimiz bir havuz gibi düşünmek lazım diye düşünüyorum. Rezervlikin önemini ilerleyen süreçte anlayacağız dedi Ahmet Başkan. Bizim için güzel ama çoğu takımın rezervlikte oynatacak adamı nereden bulacaklar? Büyük bir sıkıntı onlar için. Rezervlikte oynatacağın adamlara da maaş ödeyeceksin, onlara da para ödeyeceksin. Çoğu takımın. Memnuniyetsiz olduğunu söyleyebilirim. Hatta çok farklı konuşmalar yapan özellikle hani Süper Lig'de bir iki tane altyapı koordinatöründen isim vermeyeceğim. Kulüp ismi versek de yanlış anlaşılır. Yani güldük, komedi gibi geldi, saçma sapan gibi cümleler kullananlar da oldu tabii ki de onların düşüncesi. Bu konuyu geçelim. Şimdi e, Ahmet Başkan bir diğer açıklamasına geleceğim. E, İki transfer daha alacaklarını söyledi. Özellikle iki bölge için biz ciddi anlamda çalışma yapıyoruz dedi. Bir kere iki tane transferin geleceğinin müjdesini verdi. Ne zaman geleceğini de söyledi. En geç 9 Temmuz'da kampa yetiştireceğiz dedi. Zaten milli takım oyuncularımızın da bizim 9 Temmuz'da gelecek dedi. Yani neden bunu söylüyor? Tam kadroyu biz 9 Temmuz'da oluşturacağız. Tam kadro çalışmak istiyor Abdullah Avcı. Ve 9 Temmuz'da bütün transferlerin takıma katılmasını istiyorum dedi muhtemelen Abdullah Avcı. 9, 9 Temmuz'da da şurada 14-15 gün kaldı. Yani 4 tane imzada biz daha önceden anlaştık, belirledik ve bu işi tamamladık. Şimdi de 2 tane özellikle 2 tane mevki için çalışmalarımız devam ediyor dedi. Tabi büyük bir ihtimalle 1 Temmuz'da başlayacak olan yurt dışı kampımızda bence yetiştirilecektir diye düşünüyorum yine. Ama Ahmet Başkan çok beklenti oldu. Yönetime bir baskı oluşturuldu. Nerede bu oyuncular? Bu sene neden bir türlü anlaşılamadı? Neden anlaşıldı denildi pürüz çıkartıldı? Şimdi bakıldığı zaman Umut Bozok, Marlon, Trezege'de biz bu üç oyuncu da bitti gözüyle baktık. Herkes neredeyse kap bekler oldu. Sabah akşam gözümüzü kırpmadan haber bekledik ama bir türlü olmadı. Marlon tarafından ben İtalya'da kalacağım dendi. Trezege tarafından maaş beğenilmedi. Umut Bozok tarafından İstanbul'a gelinecek dendi. Bu sefer menajeri benimle hiçbir şekilde temas kurulmadı dendi. Burada yönetimle biraz eleştirildi bakın her kesim tarafından yönetime bir transfer politikasına bir hataların olduğunu vurgulandı. Eleştiriler yapıldı. Bu eleştiriler gayet normaldir. Trabzonspor takımının formasını giyen, temsil eden görevlisi, en aşağıdaki görevlisi dahi eleştiri açık olması lazım. İnsanların beklentisi büyük, camia büyük ve buna göre de insanlar yorumlar yapıyor, değerlendirmeler yapıyor. Bizler de burada elimizden geldikçe kulübümüze destek olmaya çalışıyoruz. Kulübümüze ee, Mümkün olduğunca hani özellikle kötü gittiği dönemde daha elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum. Bazı arkadaşlarımız bana diyor ya abi şöyle şöyle ama yani iyi günde eleştirmek bence biraz daha önemli diye düşünüyorum. Çünkü takım zaten kötü giderken bir de biz oradan bir bir şey söylesek gerek yok diye düşünüyorum. Önemli olan iyi günde kötü günde arkadaşlar yanında olabilmek takımımızı. Biz elimizden geldiğince bunu yapmaya çalışıyoruz. Bir diğer detayımız Marlon bence olmayacak. Şimdi kulüp bazında. Şimdi düşünüyorum ben Marlon'un ben Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyorum diyen bir oyuncu ve İtalya'ya gidecek gibi konuştu. İtalya'yla hatta prensipte anlaştığının da bilgisi var bir takımla. Eski hocasının takımına gideceği, Sosolun'la biliyorsunuz onu sattı falan filan. Yani değişik bilgiler geliyor Marlon'la alakalı. Ben Marlon'un bu saatten sonra olma ihtimalini zor görüyorum. Trabzonspor takımı kesin dönüşünü yap bize dedi. Teklifini verdi. Marlon'la alakalı kesin bir dönüş bekliyor. Ama bana nedense Marlon'la alakalı benim Biraz hevesim kaçtı. Olmayacak gibi geliyor çünkü. İnşallah olur. Mükemmel iş olurdu ama zor gibi artık. Çünkü oyuncu e, hani fırsat dendi, o dendi işte FIFA şöyle kurallar çıkarttı dendi işte bir, sene sözleşme donup kiralanabilir dendi ama bu işte, bu tabii ki de bütün takımları iştahlandırdı ve Marlon'a önce PSV dendi, sonra Sosolona dendi, sonra başka takımlar derken Brezilya'dan takımlar derken oyuncu hemen ibresini değiştirdi. Trezeguet'e Gene aynı şeyleri konuşmak istemiyorum ama Trezegi olmazsa bir Telio sesleri de yükselmeye başlıyor. Hani Trezegi yok Emre Mor var falan bunlar alakasız bilgiler. Ben bunu söylemek istiyorum. Emre Mor gene gelir bize ama Trezegi'nin yine biz Emre Mor'u aldık tamam orayı kapattık. Olmaz arkadaşlar bunu sizlere söylemek istiyorum. Çok fazla soru geliyor. Şimdi bugün gün içerisinde gene bu video özellikle çekmemdeki nedenlerden bir tanesi bir Ahmet Başkan'ın transferde önemli bir bilgi verdi. 9 Temmuz'da kimse merak etmesin geliyorlar dedi. Yani 9 Temmuz'da en geç 2 tane oyuncu getirecek. Kafada bunu yazmış Ahmet Başkan. Hani atıyorum Trezegi olmaz. Örnek veriyorum hani Christian Tell olur veyahut da alttan bir sürpriz oyuncu da gelebilir. Çünkü bir tane sürprizi sakladıklarını biliyoruz yönetimin ve bu sürprizi son dakika patlatabilirler. Bunu da bekliyoruz. İnşallah bu gece patlar. İnşallah çok gecikmez bu sürprizler. Çünkü hepimiz Bekliyoruz transferi. Kadromuzu kurmak istiyoruz. Kadromuzu konuşmak istiyoruz. Bunu da hepimiz e, haklıyız diye düşünüyorum arkadaşlar. Neyse bunu da bir tarafa koyuyorum. Şimdi e, Cervinho'ya Pirlo'nun istediği bilgisi geldi. Tabi Pirlo İtalyan bir adam. Oyuncuydu. İtalya'dan önemli isimlerinden Pirlo. Şimdi e, Cervinho'yu iyi tanıyor mu? İyi tanıyor. Cervinho'yu istiyor bilgisi geldi. Aslında ben çok böyle hani. Acaba diyorum ki İtalya'dan geldi de mu istiyor. Hani çaprazı kopmuş. O kadar çok baskı yapılıyor ki olmaz olmazsa olmaz diyor Pirlo gibisinden. Hani keşke böyle bir şey olsa. Cervinio'yu versek de biz Emre Moru alsak mükemmel iş olur. Cervinio çok önemli bir oyuncu. Hani kariyer anlamında mükemmel ama yaşı var, sakatlığı var, maliyeti var. Oradan Emre Moru alabil alabilmek hani Cervinio'yu oraya maliyetsiz vermek, oradan Emre Moru almak büyük bir iş olur. Büyük bir iş olur. Çünkü Cervinio'nun maliyetiyle Emre Mor'un maliyetini hani maaş yükü anlamında değerlendirmek gerekirse Emre Mor bizi yormaz. Hatta cebimize para kalır. O cebindeki parayı da kara gümrük takımına verip bu işi çözebilirsin. Ama Süleyman Hurma da e, tabiri caizse kurtlardan bir tanesi. Bu piyasanın önemli isimlerinden. Bu transferi nasıl şekillendirecek bilmiyorum ama şunu söyledi bakın. Bu sabahki videomda söylemiştim ben. Yani, bu haberler çıkmadan önce söylemiştim. Emre Mor'la alakalı en çok veren alacak gibi bir konuşma yaptı. Diğer bütün takımların istediğini. Hatta ben bu oyuncuyu sattığım an... Zarar edeceğim dedi. Hani bir evin olur, bir arsan olur. Bilirsin o maliyete veriyorsun ama işini göreceksin ama o parayla. O maliyete verdiğin zaman biliyorsun ki sizi yerine bir daha koyamayacağım, Bir daha o parayı alamayacaksın. Aynen öyle hesap. Emre Mor'u ben verdiğim zaman bu şekilde olacak diyor ki. Emre Mor'un um ben iyi bir Emre Mor'u um. bakın. Kendisine bakan güçlü bir Emre Mor'u. Kafa mental anlamda hazır bir Emre Mor'u. Ben iyi iş yapacağını düşünüyorum. Bakın bazı arkadaşlarımız yorumlarınızı okuyorum. Ne Emre Mor'u? Emre Mor olmaz o bu deniliyor ama arkadaşlar... Dorukhan için de çok fazla arkadaşımız böyle söylemişti. Ben Abdullah Avcı gibi bir teknik direktörün Emre Mor'un hakkından geleceğini düşünüyorum. Şunu da söyleyebilirsiniz. Fatih Terim gelememiş. Biz nasıl geleceğiz? Orada İstanbul faktörü vardı. Ben Emre Mor'la alakalı da çok önemli bilgiler biliyorum ama İstanbul'daki hayatla Antele diyorum Ante Trabzon'daki hayat farklı. Trabzon'a gelen bir oyuncu oradaki bir kere bakın ben Trabzon Spor'da oynadım. Başka takımlarda da oynadım. Gerçekten Trabzon'da futbola bakış açısıyla Diğer şeylerdeki futbolcuların da bakış açısı çok farklı. Biz Trabzon'da 10 kişi, 15 kişi oturur. İdmandan sonra kulüpte durur, yemek yer, maçları beraber izler. Oyunlar oynardık, satranç oynardık, tavla oynardık, playstation oynardık. Ama ben gittiğim diğer kulüplerin hiçbir tanesinde, Anadolu kulüpleri dahil, Antalya, Rize, Rize de dahil bakın. Aynı zamanda Göztepe'de zaten hiçbir şekilde yoktu. Oynadığım diğer takımlarda ben bunu göremedim. Mesela Gençler Oftaş takımında oynadım, orada yetiştim. Arkadaşlığımız sayesinde 3 tane şampiyonluk yaşadım. Çok önemli işler yaptım. Ve Gençler Birliği Oftaş tarihinde, Hacettepe tarihinde A milli takıma çıkma başarısı göstermiştim. Takım arkadaşlığımız çok iyiydi. Bunun da bilgisini vermek için A nereden geldi diyebilirsiniz ama hani bizim o takımdaki herkesin milli takıma da yükseldiğini, büyük takımlara da gittiğini, Fener'e, Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Trabzonspor'a gittiğini de söylemek istiyorum tamamıyla takımlaştık ruhuyla alakalı olduğunu da söylemek istiyorum. Neyse çok fazla uzatmayayım. Akşam videosu geç saate kaldık. Yoğun bir gündü benim için de. Ailemin yanına da gittim geldim. Videomuz sona kadar gelen herkese sonsuz teşekkürler. Kemik kitlem sizleri ayrı seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.